üzere. Katılımları ile etkinliğimizi değerli kılan kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Silivri Kaymakamlığı'nın himayesinde Silivri İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen Silivri Bilim ve Robotik Kodlama Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Sitem Et Ne Olur, Kodla Senin De Olur projesi, TÜBİTAK projesi ve Harizmi projesi kapsamında okullarımızın yoğun emek harcayarak ortaya koydukları ürünlerin sergilendiği Bilim Şenliği açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Şimdi sizlere Bilim Şenliğimizde yer alan okullarımızın projelerini kısaca tanıtmak istiyorum. İlk olarak Sitem Et Ne Olur, Kodla Senin De Olur sloganıyla yola çıktığımız projemizin tanıtımıyla başlıyorum. İlçe, proje yazım ekibimiz tarafından yazımı gerçekleştirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Rumeli Üniversitesi'nin ortağı Silivri Sanayici İş Adamları Derneği'nin ve TÜGVA'nın iştirakçileri olduğu Sitem Et Ne Olur, Kodla Senin De Olur İSKA destekli projemiz kapsamında başvuru yapan 18 okulumuza robotik kodlama atölyeleri kuruldu ve bu okullarda bulunan 100'ü aşkın gönüllü öğretmenimiz hizmet içi eğitime katıldı. Atölyelerin kurulduğu okullarda eğitim alacak çocuklarımızın velilerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Öğrencilerimiz ile Rumeli Üniversitesi Bilim Şenliği'ne geziler düzenlendi. Öğrencilerimiz, 30 öğretmenimiz Rumeli Üniversitesi'nde ileri düzeyde robotik kodlama eğitimi aldı. 500'ü aşkın öğrencimiz robotik kodlama atölyelerinde eğitim görmeye devam etmekte. Ve son olarak bugün burada İSKA projesi kapsamında 6 ay gibi bir sürede ortaya konan ürünlerimizi siz kıymetli katılımcılarımızın huzuruna sunmaya çalışacağız. Ve hepsinin birbirinden kıymetli olan eserlerimizden ikisi var ki Silivri'mize büyük bir gurur kaynağı oldu. Onlardan ilki 13. Uluslararası Map Robot yarışmasına katılan serbest kategoride 142 okul arasından 4. olan ve ayrıca jüri özel ödülü olan Atatürk Anadolu Lisesi ve öğretmenlerini bu güzel başarılarından dolayı tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Yine ikincisi 13. Uluslararası Map Robot yarışmasına katılan Profesör Doktor Fuat Sezgin Fen Lisesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Başarılarından dolayı kutluyoruz. Yine şenliğimizde ikinci grup kategoride yer alan Silivri'miz için güzel bir gurur kaynağı olan TÜBİTAK projelerimiz. TÜBİTAK projelerimiz vesilesiyle 28 proje ile TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarında projesi en çok geçen ilk 3 ilçenin içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadık bu yıl. Bugün burada 20 okulumuzun her biri 2 proje ile ortaya koydukları ürünleri sizlere sunacaklar standlarda. Üçüncü ve son olarak da Harizmi eğitim modeli uygulayan okullarımızın ortaya koyduğu projelerimiz standlarımızda yer alacak. Geçen yıl sadece Silivri'mizde bir okulumuzda uygulama mevcut iken Harizmi projesi, bu yıl 6 okulumuzda uygulanan eğitim modeli şenlik alanında gözlemlememiz için bizleri bekliyor olacaklar. Bu proje sürecimizin başından şu ana kadar desteklerini bizden esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Partalı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum alkışlarınızla. Mesai arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, SİAD Başkanımız, değerli sanayicilerimiz, değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler, öncelikle bu güzel havada sizlerle buluşmaktan, bilim şenliğinde beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biraz önce güzel bir müzik dinledik. Değerli hocama ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Bizim şu anda ilçemizde uygulanmakta olan ve belki de ilçenin tarihinin en önemli projelerinden birisi robotik kodlama. Ve başarıyla yürütüyor ilçe milliyeti müdürlüğümüz ve çalışma arkadaşlarımız. Hem bütçe anlamında yeterli büyüklükte hem de sürdürülebilir bir proje. Bugün de inşallah bunun çıktılarını göreceğiz. Ve aynı zamanda hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz bu çalışmada boyunca robotik kodlamayla ilgili bir adım attılar
ve hem de gelecekteki tüm öğrencilerimiz bu çalışmanın bir parçası olacaklar ve her zaman bahsedilen şu anda Endüstri 4.0 dediğimiz olay, yani 4. sanayi devri dediğimiz olay malum robotlar üzerine kurulmuş, kodlama üzerine kurulmuş bir olay. Ve önümüzdeki günlerde tamamen yapay zeka dediğimiz olayda da aynı şekilde tamamen robotlar ve insan faktörünün tamamen çalışma hayatında en aza indirgendiği bir dönem yaşayacağız. Ve birçok meslekler de tamamen unutulmuş olacaklar. Bu süreç içerisinde veri öne çıkacak. Verinin işlenmesi, verinin depolanması ve makinaların tamamen öğrenilmesi öne çıkacak. Aynı zamanda yapay zeka mühendisliği öne çıkacak. Bizler de bu bilim şenliklerinde, işte biraz önce arkadaşımız bahsetti, 28 projede yer alan tüm öğrencilerimiz hem bilime bir adım atmış olacaklar, hem de belki unutulmuş ya da ortaya çıkmamış olan bu bilimsel yaratıcılık tamamen ortaya çıkmış olacak. Biz belki bilime kazandıracağız, yeni icatlar yapmalarına fırsat tanımış olacağız. Onun için biz gerçekten bu projeleri önemsiyoruz bu anlamda. Türkiye'mizin de kalkınması, refah ve gelecekte eğer çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacaksak bu bilimle olacak. Onun için bu projeler her zaman bizler destekleyeceğiz. Sonuna kadar biz çocuklarımızla, gençlerimizle bu projelerimize beraber olacağız. Ben bu projemizde çalışan öğretmenlerimize, yöneticilerimize, işbirliği yapan Rumeli Üniversitemize, Sivri İş Adamları Derneğimize ve TÜVGA'daki gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah yine bu tür projeleri hep birlikte, bir de yaptığımız bu projeleri vatandaşımıza gösterme açısından çok önemli, çok önemsiyoruz. Çünkü okullarda yapıyoruz bilim şenliklerimizi. Şu anda biz vatandaşla da buluşuyoruz bir anlamda. Bugün sahilde yapmamızın, tüm projeleri buraya getirmemizin nedeni de hem yaptıklarımızı bir şekilde de görselliğinde vatandaşlarımızı da görmesini istiyoruz. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Çek. Erol Bey gel buraya. Bir tane araç vardı. Ana aracımız pick up ekli, diğer aracımız pick up aracımızdı. Pick up aracımız pick up ekin içinde konumlanmaktadır. Bunu da göstereyim şöyle. İçinden çıkıyor değil mi? Evet, bir dakika. Böyle çevireyim size doğru. Biraz daha geliyor yani. Ufak boyutları sayesinde pikabe ekiyi ve personelin giremediği yerlere girip fotoğraflarına da görüntü sergiye bakıyor. Bunun görüntü de verebiliyor. Bunlar başlangıç bir şekilde. Ondan sonra daha da geliştirdik. Bence büyük özelliği patik malzemesi. Evet. Bu projede tamamen savunma sanayi odaklı bir araç yapmaya çalıştık. Oradaki insanlık kara araçların eksikliğini gidermeye çalıştık. Oradaki kara araçların çok güzel. Hatta onun için olabilecek küçük bir araç yapmaya çalıştık. Onun giremediği yerlere girsin diye bir tane daha küçük araç yerleştirdik içine. Başarılar diyorum. İnşallah sadece burada kalmayın. Bunları geliştirmeniz lazım. Bu şeyden hem geliştirmeniz. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğim. Bizi kendimizi tanıştık mı? Bu bir aslında bilgisayar oyununun bir yarışması gibi oyun olabilir. Bir topu alıp hiçbir yerlere... Bir kadar mı gidiyorsun? Tasarımını biz kendimiz... Yerden alıp kıskacıyla kapatıp... Toplayıp çeşitli yerlere atamıyor. Ama yok. Basamak için bir mekanizmimiz de var ama... ...böyle kalitinin toplayıp zahmetini geçirdik için mutlak var. Topladıktan sonra işte çeşitli yerlere taşıyıp tekrar mekanizmayı açtıktan sonra gerekli yerlere gönderiyor. Bize fırlat var. Döndür bence. Aç onu, aç onu. Geçin karşısına alın biriniz. Topal, Ardak geçin. Ardak bekler geç, yakalan. Thank you.
kaldır iyice kaldır. Su kaldır iyice. Kaybolmaya başlamasından dolayı insanların geleneklerini, göreneklerini unutması. Projemizin amacı da bu artık kaybolmaya başlayan gelenek ve görenekleri gençlere hatırlatmak. Proje kapsamında çeşitli köylere gittik. 4 tane köy var. Bu köyler en eski köyler. En eski köyleri ve en çok göçmen ve yaşlı nüfusun bulunduğu köyler. Orada sadece sorular sorduk. İşte mesela eskiden ne yemekler vardı, şu an yok. İşte eski oyunlarınız neydi, oyuncaklarınız neydi? Onun için de ev ziyaretleri yaptım. Bu aynı zamanda bir sosyoloji projesi. Ama etkisini hemen gösteremez maalesef. Elimizden geldiğince bir iş var, durmaya çalışıyorum. Okulumuzda gerçek yani, izlediler. Öyle. Oğlum abi. Eyvallah, sağ olun. Evet, merhabalar. Merhaba. Anlatın bakalım, neler yaptınız? Ben bu etkisini araştırdım ve bunu inekler üzerinde araştırmaya karar verdim. Çünkü malum köyde yaşıyoruz ve inekler üzerinde neler olduğunu söyledik. İnekler üzerinde dinledik. İşte 5 farklı türde müzik dinledik. Bunlar pop, arabesk, rap, last makarna ve Mozart'tı. Bunlar teker teker dinledik ve yüzde kaç oranında artış veya kaç oyunda kaç oranında düşeceğini araştırdık. Ve biz toplam olarak %30'dan fazla, böyle 30'a yakın böyle bir yükseliş aldı. En fazla rapte artmıştı. Rapte ama şöyle bir şey oldu. Rapte süt artışı daha fazla oldu ama davranışları daha da agresifleşmeye, daha böyle rahatsız olmaya başladılar. Pop'ta daha rahattılar, daha agresifleşmeleri gitmişti. Ama pop'ta en düşük veri aldık. İlk başlarda yüksekti ama sonlara doğru alçaldı. Yani süt oranları düşmeye başladı pop'ta. Arabeskte tam böyle renkler tam dağıtılmış, böyle bir artık süt vermekten başka bir de uyumak, o kadar yani. Uyumaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Ve %20'lik bir artış oldu. Yani bizim daha çok rap ve arabesk dinlemek söylüyorlardı. Mozart'ta ise aynı arabesklik gibi başladı. %20'ye ulaştı. Ve biz gelecekte şöyle bir önerimiz ve beklentimiz var. Her alanda müziğin her alanda kullanılması, özellikle de eğitimde kullanılmasını çok isteriz. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka var mı? Başka var mı konuşmak isteyen? Başka var mı? Nefes teknikleriyle ilgili bir projemiz var. Öncelikle ben Berra. Ben İnce. Arkadaşlar. Ben de Melek. Biz bu projede sınav kaygısını yenmeyi amaçladık. Sınav kaygısı öncelikle insanların herhangi bir sınava girdiğinde fazla endişe, korku,
gibi düşünceleri aynı anda yaşaması ve bilgiler ve bunların soruların cevaplarını bilgiler ve soruların cevaplarını o düşünceler yüzünden yanlış cevaplamaları sonucu sınavları düşük sonuç almaları. Biz nefes tekniklerinde insanların daha iyi bir sınav yaşaması ve insanların daha büyük sonuçlar alması ve daha iyi olmasını amaçladık. Şimdi ilk arkadaşım bize sınav teknikleri, sınav kaydı nasıl yendiğine ilgili teknikler bunlar genelde Avrupa'da ve Amerika gibi yerlerde bulunmaktadır. Ülkemizde de nefes teknikleri gittikçe yaygınlaşıyor. Bu nefes teknikleri için insanlar işte profesörleri falan tutuyor. Aslında bunları kendileri de yapıyorlar. Mesela diyafram nefesini Zihni arkadaşım şimdi gösterecek. Diyafram nefesinde ellerimizi, diyaframımız yani akciğerimizin altındaki kasın önüne ve arkasına koyuyoruz. Aynı Zihni arkadaşımın yaptığı gibi. Şimdi ben düzgün nefes almadığımız sürece omuzlarımızı kalkmayacağız. Nefes alıyor ama sadece akciğerleri hareket ediyor ve akciğerleri sadece oluyor. Ama diyafram kası akciğerin kasılmasına, gevşemesine yani nefes alıp vermesine yardımcı olan bir kastır. Burada diyafram nefes nasıl kullanacağını söyleyeceğim. Evet beşleri getirdik. Biraz sonra bu şekilde durduğumuzda akciğerimiz kalkmamalı sadece. Omuzlarımız, akciğerimiz, diyaframımız beraber kasılmalı ve kalkmalı. Yani birlikte hareket etmeli. Şimdi göğüsleri, diyaframı, kolları hepsi beraber kalktı ve elleri genişledi. Çünkü diyaframıyla beraber kullanılır. Diyafram nefesini birçok yerde kullanabiliriz. Öncelikle doğru nefes almadan. Doğru nefes yani oksijen. Biz normal bir nefes aldığımızda havadaki oksijenin %30'unu alıyoruz. Ama nefes tekniklerini uygulayarak yaptığımızda %100'ünü alabilme şansımız oluyor. Bu diyafram nefesini akciğerimizi daha iyi kullanabilmek için de daha iyi kullanabilmek için de yapabiliriz. Ayrıca dolaşçılar, uzun dolaşçılar mesela bir giriyor ama 5 dakika sonra çıkıyor. Nasıl oluyor? Nasıl 5 dakika nefes dolaşçılar? İşte bu teknikle beraber çıkıyorlar. Bu tekniği yapıyorlar ve akciğerlerini genişletiyorlar. Bu şekilde daha uzun süre nefes tutabilir, daha uzun süre suyun altında kalabiliyorlar. Diyafram nefesi akciğerlerimizi kullanmamıza yardımcı olduğu için çok önemli bir nefes tekniğidir. Ama tabii ki milyonlarca nefes tekniği var. Ülkemizde bunun çok azı biliniyor. Ama ben ve arkadaşlarım şöyle düşünüyoruz. Bence nefes tekniği okullarda eğitim verilmeli. Üniversitelerde bununla ilgili bölümler oluşmalı. Çünkü insan duygularını kontrol edemediğinde psikologlara gidiyor. Bunun için maddi olarak, manevi olarak oraya kendini harcıyor. Ama bunun dışında da kendimizi nefes tekniğiyle tasarlayabiliriz. Mesela burnumuza hızlı nefes alıp ağzımızdan yavaşça verdiğimizde ama akciğerlerimiz tamamen dolduracak şekilde vücudumuzdaki bazı sinirleri harekete geçiriyoruz. Duygularımızı, egolarımızı, endişelerimizi daha iyi kontrol edebiliyoruz. Sınavdan önce mesela uyumadan önce aklımıza bir düşünce takıldı. O yüzden uyuyamıyoruz. Bu zaman da kullanabiliriz. Özellikle sınavlarda. Bu bizim stresimizi kontrol etmek için çok büyük bir nefes tekniği. Şimdi Melek arkadaşım bize bazı önerilerde bulunacak. Evet, sınava giren arkadaşlarımız sınavın esasında sınav kaydı sorulması için Berra ve Nisa arkadaşımın gösterdiği nefes tekniklerini uygulanmasını öneriyorum. Ve doğru nefes uzun ömür demektir. Tekrardan sözü Berra arkadaşım. Evet, nefesimizi doğru almak için
uygulamalıyız. Nefes teknikleri her yerde bence uygulanmalı ve bizim bu projeyle beraber nefes tekniklerinin daha da genişlemesini istiyoruz. Devletin de bu konunun üstüne düşmesini istiyoruz. Umarım bizi dinlerler. Şimdi bir şey daha açıklayacağım. Anket çalışmamız var. 8. sınıflar bu sene LGS sınavına girdiği için sınav kaygısını en önce yaşayacak kişiler onlar. Bu anket çalışmasında öğrendik ki çoğu kişi sınav kaygısını yaşıyor ve sınav ortasında ağlama, üzülme, kaygıya kapılma gibi sorunlar yaşıyor. Biz onları sınavına gidip nefes tekniği uyguladık. Bu sayede onların sınav esnasında soruları doğru cevaplaması ve sınav kaygısına kapılmadan doğru düşünebilmesi için bu teknikleri onlara öğrettik. Onlara da yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Bizim sunumumuz bu kadardı. Sizin için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhaba, ben Fulya Kılıç. Tarih Orçay Mühendisliği'nden geliyorum. Bu proje kapsamıyla bazı robotlar yaptım. Ben de şifreleri gidelim efendim. Bu robot ise engele çarpmadan ilerleyen robot. Önündeki sensör sayesinde ilerliyor. Engele çarpmayan gitmiyor, engele çarpmadan başka bir yöne ilerliyor. Önünde görmüş olduğumuz ise bir oyun. Bir penguen tarafından yapıldı. Yani bir penguen oyuncumuz var. Balıkları yiyorsun ama yıldırımları yememeye çalışıyorsun. Yıldırımları yediğin zaman game over. Oyun bitiyor ve kaybediyorsun. Senin var mı Dünya? Başka bir söyleyeceğim var mı? Tamam. Şöyle alalım. Bir dakika. Dünya. Bu projeyi yapmamızın amacı günlük hayatı bu çok fazla kullanmadığımızda eğer kullanıyorsak çocuğumuzun yanlış kullanmamız. Bu yüzden buna yönelik bir çalışma yapmıştık. Siz de biliyorsunuzdur ki dengenin çoğu gözümüz, elimiz, ayağımız gibi vücudumuzun çeşitli bölümlerinden oluşuyor. Bu yüzden bunu bir market üzerinde göstermiştik. Bu projedeki hipotezimiz deyimleri sınıflandırmak ve somutlaştırmak. Yani öğrenmeyi daha kalıcı ve eğlenceli hale getirmektir. Bu projede gözle ilgili deyimleri göremezsiniz. Çünkü gözümüze eğer dünyaya açılan bir pencere olarak hayal edersek bu vücudumuzun önemli organlarından bir tanesidir. Şunu inceleyebilirsiniz. Eğer isterseniz arka tarafta bizimle bir oyun oynayabilirsiniz. Buyurun. Bir tane resim seçin ve hangi deyim olduğunu bulmaya çalışın. Konuşma verdiler. Ondan sonra ben de... Bir saniye. Nereden seçiyoruz? Bir tane resim seçildi, hangi deyim olduğunu bulmaya çalışın. Şöyle yapalım. Mesela şurada el resmi var. Evet. Sizce bu hangi deyim olabilir? Elimizde tutmak amaçlı. Hayır. Değil mi? Yanlış mı? Sen doğrusunu söyle bakalım, bir öğrenelim. El kapısı olacaktı. Aferin. Bir tane daha çekebilirsiniz. Mesela şu ayaklı olan diyelim mesela. Evet. Alttaki taşları görürsek, taş farz edersek ayak yolu diyebilir miyiz? Hayır. Değil mi? Ayakları yerden kesiyor. Ha, havada. Evet. Tamam, çok güzel. Aferin. İsterseniz deyimlerle ilgili hikayelerimizi de inceleyebilirsiniz. Hepsini kendimiz hayal gücümüze dayanarak yazdık. Aferin. Çok güzel. Şöyle göstereyim. İkisini de bilemedik soruları. Evet, çok güzel. Teşekkürler. Eğer isterseniz bir tanesini seçip okuyabilirsiniz. Buradan görüyorum ben zaten. Teşekkür ederim. Aferin. Elinize sağlık.